Hemen arkasına yapış bunların. Bunlar kim lan? Burası çok tehlikeli ya. Arabada bir kere bayağı bir sıkıntı yaşamıştım. Halbuki durmak zorunda kalmıştım. Bu doğuşça öldürüyor tabii yolu. Kırmızı da geçti bu. Ya şuna bir vites göstergesi yapmadınız, tamam mı? Motoru sola doğru götürmeye çalışıyor. Ben de sağa doğru yapıyorum. Böyle gidiyoruz direne direne. Ve
588 olmuş ama. Ulan babanın benim ne ara 588 oldu? Benzine bak ya, ben 530 aldım. 533 neydi aldım ben? Arabada 3 kuruş indiriyorlar, 10 kuruş indiriyorlar ya. Bayan sürücü ise sıkıntı. Neyse aşağılamak için demedim de. Yok tamam. Genelde öyle oluyor ya. Şehir içinde bir de öyle denk geliyor ya. Adam aynaya bakmıyor, görüyorum. Ben görüyorum yani onu, yan aynasından bakıp bakmadığını görüyorum. Ben onu takip ediyorum yani. Yola çıkacak onun bunda şeye bakmıyor, aynaya bakmıyor ya. Neyse, temkinli gidelim. Ben rüzgarın hangi yönden vurduğunu da anlayamadım gitti ya. Çık artık böyle, daha beklemiyorum. Sağlam rüzgar var ya. Evet, evet. Sağlam rüzgar var. Geçen bir gün ani dönüyor rüzgar, yani böyle döner yani işte, sürekli şekilde belli bir şiddette olması iyi tabi, kendine denge açısından iyi. Ani döndürünce daha tehlikeli. Kapı sarı şu an yandan bir şey yapıyor, oynuyor. Vay. Suspansiyon diye ödüm mü buldunuz bunu ya? Var ya, çok sıkıntılı bir suspansiyon var. Motorun markası NS200. Bajaj Pulsar. Ya bir şey olmazsa... Tamam, yakıtı yok. 2,5 litre. Yani mesela şu an 5000 lira ödüyorsunuz, 73-74 ile gidiyor. 73 ile gidiyor. Yok, yakmaz yani. 2,5 zor görür yani, öyle söyleyeyim. Ama işte... şey sıkıntısı var. Aşırı sert suspansiyon. Ben 70 yani üstündeki çantalar, çantanın içindekilerde 80 kilo desem yok şey yapmıyor ya. Makine duymuyor beni. Yerdeki en ufak şeyi algılıyor. Belki sivil yani. Bu bir de revize versiyon. Yani normal 2014'te çıkan 2017'ye kadar devam eden normal AVS'siz versiyonu değil. Onun sedası daha sertmiş. Bunda bayağı iyileştirme yapmışlar bu ya. Alansör falan, titreşim azaltma, Euro 4, AVS falan filan. Sereyi de yumuşattık diyorlar da şu el, amortisöre bir el atsaydınız var ya. Büyük arabanın arkasına girince çok düzensiz rüzgar vuruyor. Turbulans yapı yani yakın gitmeyecek. Yakın gittim ve sağ sola çarpıyor rüzgar. Kafasını adamın. Kaska vuruyor onu. Şunu biraz daha yükselsem şöyle kaska hiç vuracak da. Şey rüzgar sattırıcı alabilirim daha üstüne. Şu yola çıkacak.
Bunun sol tekeri bayağı çapraza binmiş. Haberi mi koyucu var ama? Bayağı çapraz ya arabanın tekeri. Arka sol tekeri. Araba arkasında gitmenin dezavantajlarını yaşıyoruz. Onun için hızlanmam lazım, geçmem lazım bunu. Çok düzensiz duruyor rüzgar. Bu da yar duruyor ya. Damlıyorum bir. Rüzgarın hızlanmaya da çok büyük etkisi. Yani şu an biraz nazlı tırmandı. Şimdi rüzgar frenine vermiş, süperler falan. Ama sakin olsa bu kadar nazlanmıyor. Millet sevilmiş. Bunu spor alayım ya. Evet, şu an bunu 5, 4, 3, 2, 1. Şu arkada büyük bir kamyon var. Mesafemi koruyor ki duramazsa, bir şey olursa direkt alalım bunları. Neyse, durdu. Bunları hep öndürmek lazım. Telefonla konuşuyor adam ya. Oo, bunlar hemen arkasına yapış bunlar. Bunlar kim lan? Adam motoru benim 102 var. Acaba deneme tahtası mı dedim de yok. Çocukları pistten alın. Evet, mantıklı. Az önce bir şeyler oldu ama anlamadım ne olduğunu ya. Arkamı bıraktı, bir şey oldu az önce. Teyze biraz sakinden, hiç umursamadan gidiyor.